Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnsanda 4 tane manevi hastalık var. Bu manevi hastalıkları tedavi etmeden insan maddi hayatında da doğru adımlar atamıyor, manevi hayatında da ilerleme kat edemiyor. Bunlardan bir tanesi mesela suizandır. İnsanlar hakkında olumsuz zanlarda bulunmak, kalbi kirleten ve insanın bir süre sonra kötü bir insan olmasını sağlayan herkesin niyetini okuma çabası, herkes hakkında suizanlar, olumsuz kötü zanlar besleme. Bu insandaki kötü ahlak aslında manevi hastalıktır. İnsan hep zarara götürür. Bazen hatırlatıyorum ya bir hadisi. Her sabah kalktığında insan bütün azaları ve organları dile yalvarırmış. Aman bugün bizi cehenneme sokacak, ateşe sokacak bir şey söyleme. Çünkü insanın başına ne geliyorsa diliyle söyledikleri yüzünden geliyor. Ahirette insanı en çok zarara uğratacak şeylerden birisi bu. Bir diğer hastalık mesela ümitsizlik. İnsan ümitsizliğe düştüğü zaman, Allah'tan ümidini kestiği zaman kendinin Allah'a kul olma çabasında hayırlı işler yapacağına dair olan ümidini yitirince benden adam olmaz demeye başlıyor. Benim için artık çok geç demeye başlıyor ve günahlarda artık sınır tanımamaya başlıyor. Ahiretini iyice mahvediyor. Hani halbuki zararın neresinden dönülse kârdır. İnsan bir yerden sonra bir U dönüşüyle hayatını değiştirebilir ki böyle milyonlarca insan var. Ama şeytan öyle bir yerden yakalıyor ki insan ümitsizliğe düşüyor ve bu şekilde maalesef hayırlı ameller işleyemiyor. Günahlarda bu olmaya devam ediyor. Bir girdap misali. Hani girdabın en geniş halkasında kurtulmak daha kolay. Ama içine düştükçe artık kurtulamaz hale gelir insan. Günahlar da böyle. İçine çektikçe kişi iyice ümitsiz hissetmeye başlıyor ve ümitsizlik bir kanser hastalık gibi bütün duyguları mahvediyor. İnsanı bitiriyor ve hayatı içtimai, sosyal hayatı da çökertiyor. İnsanın hem milletine karşı hem Müslümanlara karşı ümitsizliği olması, yani bu Müslümanlardan hiçbir şey olmaz demesi, bu milletten adam olmaz demesi, benden adam olmaz, benim düzelecek tarafım kalmadı gibi şeyler söylemesi insanı mahvediyor. Bir diğer husus, uzatmayayım ben o zaman konumuz olan esas meseleye geleyim. Ucup meselesi arkadaşlar. Ucup. Nedir ucup? Yani ameline güvenme hastalığı. Şimdi ben bunu ilk okuduğum zaman bu hastalığı, Mesnevi Nuriye'de geçiyor biliyorsunuz. Dedim ki kendi kendime yani o kadar da büyük bir mesele değil ki neden dört büyük hastalık içinde zikrediliyor, böyle anlatılıyor. Ucup. Hadi riya insanlarda çok görebiliyoruz, gösteriş hani insanlar desinler diye dost alışverişte görsün, dost pazarda görsün mantığıyla sırf insanlar görsün diye bir şeyler yapanları gözlemliyoruz. Belki kendimizde de böyle problemler gözlemliyoruz. Allah ne der değil de insanlar ne der? El alem ne der? Hep bu düşüncelerle bazen insanlara oynuyoruz. Sanki Allah için değil de insanlar için yaşıyor gibiyiz. Bu rüya meselesi daha çok göze çarpıyor. Ama ucup meselesi aslında daha büyük hastalık. Nasıl? Şöyle. Hepimiz amelimize güveniyoruz. Ucup, kendi ibadetine, kulluğuna güvenmek demektir. Şimdi bir tarafta Hazreti Ömer var. Hazreti Ömer gibi bir zat. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın defaatle, cennetle müjdelediği Hazreti Ömer'den bahsediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki benden sonra bir peygamber gelmeyecek ama gelseydi bu Ömer olurdu. Böyle bir feraset sahibi. 18 defa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan farklı bir içtihat yaptı ve ayet indi onun içtihatını doğruladı. 18 defa o ferasetiyle, ayetlerin inmesiyle tasdik olunan bir müçtehittir o. Hazreti Ömer böyle bir kutup, böyle bir halife, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir'i sayabiliriz, ondan sonra da Hazreti Ömer'i sayabiliriz. En dar dairesinden Efendimizin sürekli yanında ve müthiş bir zeka, müthiş bir ufuk, müthiş bir ruh, Allah tarafından seçilmiş yani. Belli ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dost ve arkadaş olması için özel yaratılmış belki de, tabiri caizse. Hazreti Ömer gibi birisi, bakın cennetle müjdelenmiş sözünün tekrar altını çiziyor. Aşere-i Mübeşşere'den. Böyle birisi vefat edeceği anda ne diyor biliyor musunuz? Firuz ismindeki bir Farslı namazda onu sırtından hançerlemişti. Ve o ileriki günlerde şehit olacağı bir sürece girdi. Ve son nefesini verirken o kanlı hançerin darbesiyle yere düştüğünde başı toprağa gelmişti. Üstü başı toprak olmuştu. Oğlu müthiş bir alim olan, sahabelerin en seçkinlerinden olan Abdullah İbni Ömer babasının başını dizine koydu. Baba dedi. Bir evlat olarak böyle bir sahneyi yaşadığınızı düşünün. Ve İslam'ın bu kadar önde gelen bir lideri ve o zamanın halifesi. Nasıl bir acı, nasıl bir dehşettir bu. Ve sahabeler tabii ki Hazreti Ömer olduğu sürece fitnelerin çıkmayacağını ama
Ama Hazreti Ömer'in vefatından sonra fitnelerin çıkacağını bildiği için ekstra üzülüyorlar. Ama Abdullah bin Ömer'in, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın acısını kimse anlayamaz. Elbette evladın acısı bambaşka. Ve babasının başı onun dizlerinde. O sırada duygusal bir sahne anlatacağımı düşünüyorsunuz değil mi? Baba ile oğul arasındaki belki son konuşma. Hangimizin başına böyle bir şey gelse, hangimiz sırtımızdan hançerlensek ve son nefeslerimizi verirken evladımız başımızı dizine koysa, annen sana emanet, şunu şöyle yap, bunu böyle yap gibi şeyler söyleriz değil mi? Hep dünyalık emanetlerimizden bahsederiz, dünyalık işlerimizin tevdi edilmesinden bahsederiz. Hazreti Ömer ne diyor biliyor musunuz? Ey Abdullah, başımı toprağa koy. Hazreti Abdullah diyor ki, babacığım, kelime-i şehadet zamandır, kelime-i tevhid zamandır, la ilahe illallah de. Abdullah, sana başımı toprağa koy dedim diyor. Abdullah bin Ömer anlayamıyor. Babası neden böyle bir şey istiyor? Ama babasına itaat etmek üzere başını tekrar toprağa koyuyor. Babacığım diyor, neden böyle bir şey istediniz? Hazreti Ömer diyor ki, evladım, şu dakikada ben bilmiyorum ki cennete mi gideceğim, cehenneme mi gideceğim. Bilmediğim için bari şu an yapabileceğim bir hareket, bir adım, bir gayret. Bari başım toprakta tevazu üzere gideyim Allah'ın karşısına. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu cennetle müjdelemiş. Ama o cennetle müjdelenme garantisinin çatısının altına girip de öyleyse ben dilediğim gibi her türlü hareketi yapabilirim. Nasıl olsa cennetle müjdelendim, nasıl olsa cennete gireceğim diye hareket etmedi. Belki de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yüzden Allah'ın müjdesini ona söyledi. Belki de Allah o yüzden onu müjdeledi. O müjde ona ulaştığında şaşmadı, sarsılmadı. La yetezelzel, hiçbir zelzelenin sarsamayacağı bir kalbi vardı. Ve bakın o son anında evladıyla olan diyaloğuna. Demiyor ki evladım, annene dikkat et, çocuklarına dikkat et, torunlarına dikkat et, şunu şöyle yap, şurada şöyle bir mal vardı. Bunları demiyor. Veya oğluyla bir vedalaşma diyaloğuna, duygusallığına girmek yerine kulluğunun sırat-ı müstakiminde bir söz söylüyor bize. Ve müthiş bir ders veriyor. Bir cümleyle saatlerce konuşsak anlatamayacağımız bir dersi veriyor Hazreti Ömer. Saatlerce kürsülerde insanlar vaaz verseler şu tesiri konuşamazlar. Ölüm anında söylenen kulluk hassasiyeti. Hazreti Ömer'in özelliği neydi? Haf ve reca arasında olmasıydı değil mi? Korku ile ümit arasında. Hazreti Ömer'in şu sözü olayı özetliyor. Bir kişi cehenneme girecek denilse ben miyim diye korkarım. Bir kişi cennete girecek denilse ben miyim diye ümitlenirim. Bir kişi cennete girecek denilse kendisi mi acaba diye ümit besliyor. Bir kişi cehenneme girecek denilse böylesine korkuyor. İşte durması gereken yer. Cennetle müjdelendiği için rahat hareket etmiyor. Peki ona baktık, bir de dönüp kendimize bakalım. Aynayı bir de kendimize çevirelim. Nedir bizdeki bu hal? Nedir şu halimiz kardeşim? Neye güvendik? Cennetle mi müjdelendik? Ne bu rahatlık? Amelimize mi güveniyoruz? Ve amele güvenmenin öyle katmanları var ki adam namaz kılmıyor, azıcık bir ameli var, kalbim temiz diyor, ona güveniyor. Adam cumadan cumaya kılıyor sadece. Dinin direği çökmüş. Namaz dinin direğidir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Namazsız bir insanın İslam'la ne kadar alakası kalmış ki? Hazreti Ömer'e göre kalmamış diyor. Kendi sözü bu. Namaz bu kadar önemli. Ayette demiyor muydu? Sakın şeytan sizi benim rahmetimle kandırmasın. Ama bazı insanlar Allah affeder diyerek Allah'ın gazabını celbedecek işler yapmakta kendilerine fetva veriyorlar. Cuma'dan cumaya kılan insan kendi amelini yeterli görüyor. Problemimiz de bu değil mi? Hiçbir şey öğrenme çabasına girmiyor ki insanlar. Ben zaten biliyorum diyen o kadar çok kişiyle karşılaştım ki. Bana bir derdini anlatıyor ama baştan söyleyeyim diyor. Ben senin söyleyeceğin her şeyi biliyorum diyor. Subhanallah. Ben bile söyleyeceğim şeyleri bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun? Maşallah bütün tefsirleri okudun. Bütün ilimleri yalayıp yuttun mu? Vallahi çok basit. Bir iki bir şey söylediğimde dahi bilmiyorlar ama en kötü şey de insanın bilmediğini bilmemesi değil mi? En güzel fazilet de eğer bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir demek değil midir? En büyük kusur kusurunu bilmemek. En büyük cehalet bilmediğini bilmemek. Kendini biliyor zannetmek. İşte bazıları böyle bilmiyor ama kendini biliyor, farz ediyor, öyle zannediyor ve kapatıyor kapılarını. Amelini yeterli görüyor. Benim ilmim bana yeter diyor. Subhanallah. İnsan okuyunca ne kadar aslında eksik olduğunu, ne kadar az şey bildiğini fark ediyor. Demek ki okumak lazım. Okumayınca böyle hastalıklar çıkıyor. Ve insan mesela cenneti garantilediğini zannediyor. Ama hiç dönüp de kendisine sormuyor. Ya kazanamazsam, ya cenneti elde edemezsem, ya şimdiye kadar yaptığım ameller Allah'ın rızası için, Allah'ın hoşnutluğu için yeterli değilse, Allah beni yüzüstü cehenneme atsa ne diyebilirim ki? Bari Allah'a sadece onun rızasıyla yaptığım bazı şeylerle gideyim. En azından bir ümidim olur. Allah'ın rızasını kazanmaya çabalayayım. Biz bilmiyoruz ki Allah'ın rızası nerede. Çünkü böyle bir puan cetveli yok ki şu kadar puanı alan
şu kadar namazı kılan cennete girer. Hayır, böyle bir şey yok. Allah'ın rızasını kazanan cennete girer. Biz farzları neden kılıyoruz? Cenneti garantilemek için mi? Hayır. Farzları kılmazsak, Allah'ın emirlerini yerine getirmezsek Allah'ın rızasını kazanamayız diye korkuyoruz. Veya tam aksi, Allah'ın yasakladığı şeylerden bu yüzden kaçıyoruz. Niye? Bizden razı olsun diye. Ama bilmiyoruz, Allah bizim kıldığımız farzlardan değil de ufacık bir ahlakımızdan, bir fakiri gözetmemizden, bir yaşlının elinden tutmamızdan, o pazar dönüşü taşıyamadığı torbaların altına girip taşımamızdan memnun olacak. Belki bir kediyi, susuz kalmış bir kediyi sulamaktan Allah razı olacak da böyle cennetini alacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini anlatıyorum size aslında şu an. Allah'ın rızası nerede bilmiyoruz ama her yerde aramamız lazım. Fakat kediye su veren insan esas Allah'ın rızasını araması gereken yer olan secdede, namazda aramaz mı? Niye aramaz? Ameline güveniyor. Kendini yeterli görüyor. Beş vakit namaz kılan kardeşim, sen kendini yeterli mi görüyorsun? Bir kalbine dönüp sor. Kalbinden, nefsinden bir göz kırpması hissedeceksin. Sana göz kırpıyor benliğin. Çok iyisin. Kesin cennetliksin. İçinden böyle sesler geliyor değil mi? Kendini yeterli görüyorsun. Yeterli görmesen Allah'tan korkardın. Allah'tan korksan haramlara giremezdin. Allah'tan korksan o yalanları söyleyemezdin. Allah'tan korksan o gıybetleri dinlemezdin. Allah'tan korksaydın o haramlara bakmazdın. Allah'tan korksan o haram lokmaları yemezdin. O haram kredileri, faizleri çekmezdin. Toplumda işlenen günahları anlatıyorum. Realiteyi anlatıyorum. Sokağı anlatıyorum. Bizi anlatıyorum. Ümmetin halini anlatıyorum. Bizler Allah'tan niye yeteri kadar korkmuyoruz? Çünkü kendimizi zaten garanti altında görüyoruz. Çünkü Hazreti Ömer değil de sanki biz cennetle müjdelendik. İşte ucup hastalığına yakalanmışız. Hemen hemen karşılaştığım herkeste var bu hastalık. Dini sohbet yapan insanlar, ben İslam için bir sürü bir şey yapıyorum, bunlar yeter diyor. Bir fazlasını yapmak ona teklif edildiğinde yok diyor. Ben yapacağım, yapıyorum zaten diyebiliyor. Her boyutta, her seviyede insan için bahsedilebilecek bir hastalık bu. Herkes bir ölçüde tutulmuş, ben de dahil. Kendimizi gün içinde yaptığımız şeyleri yeterli görüyoruz. Beş vakit namaz kılan yeterli görüyor. Pazartesi, perşembe oruç tutanlar kendini yeterli görüyor. Yani dediğim gibi hiç namaz kılmayan adam da kendini yeterli görüyor. Cumadan cumaya kılan da kendini yeterli görüyor. İnsan biraz telaşa kapılır değil mi? Kendini yeterli görmeyen insanın görüntüsü nasıldır? Hazreti Ömer gibidir. Her anı fırsat kollar, sürekli bir şeyler koymaya, bir şeyler katmaya çalışır kulluğuna. Ama 15 yıl geçmiş, 20 yıl geçmiş, kardeşim hala Kur'an öğrenmiyor. Sevabına mı ihtiyacın yok? Kur'an'ın bir harfi en az 10 sevaptır. 3 aylarda 100 sevaptır. Bir harf, bir harf. Bismillahirrahmanirrahim, 19 tane harf var içinde. Baksana ya. Yasin suresinde kaç tane harf var? Çarp. Ramazan'a girdiğimizde her bir Kur'an harfine 1000 sevap veriliyor. Kadir gecesini yakalarsan 30.000 sevap veriliyor. İhtiyacın mı yok? Her gün Kadir bilmeye çalış. Sen Kadir bil ki Kadir'in bilinsin. Bu çabada, bu gayrette ol. Bugün annemin mezarına gittim cumadan önce. Annemi ziyaret ettim. Biraz konuştum. Ne duygulandım. Pek çok hatıralar tüllendi gözümde yine. Annemin hayır amelleri gözümün önünde uçuşup durdu. Elhamdülillah hiçbir kötü ameli gözümün önüne gelmedi. Yani bazen insan şaşırıyor gerçekten de. Ben dedemde, anneannemde bunu yaşamıştım. Gerçekten insan şaşırıyor acaba kötü ameli ne vardı diye. Şimdi annemin mezarına gittim. Bakın aradan kaç gün geçmiş? 17-18 gün geçmiş değil mi? 17-18 günde mezarlığın hepsi dolmuş biliyor musunuz? Annemin defnedildiği yer, gömüldüğü yer o mezarlığın hemen girişiydi. Birkaç sıra vardı arkasında. Koca arsa dolmuş. 17 günde ya. Subhanallah. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar hızlı ölümler var. Ama orayı dolduracak kişiler. Ben öncesini de çekmiştim. Before after. Paylaşacağım inşallah. Öncesi bomboş. Yeni açılan yerler var. Sahiplerini bekliyor diye. Orada 8 tane 10 tane yer açmışlardı. Şimdi oralar hep dolmuş. 20, 30, 40 sıra ilerlemiş. Alanı doldurmuş. Subhanallah. Peki size soruyorum arkadaşlar. Oraya koyulacak kişilere sorsaydık birkaç gün evvelinde, haberin var mı böyle bir hakikatten? Belki büyük bir kısmı ameline güvenecekti. Belki azıcık ameli vardı, onu yeterli görüyordu. Ya subhanallah. Şu an bize sorulduğu gibi değil mi? Belki de bir sonraki sırada ben varım. Yarın oraya gömülecekler arasında da ben varım. Belki anneme komşu olacağım. Belki kardeşlerimden birisi komşu olacak. Belki sizler. Belki bu yayını izleyen kardeşlerimden birisi. Bilmiyoruz değil mi? Ama ne kadar rahatız. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsim. Gaflete dalıp hayatı tatlı görüp ahireti unutup dünyaya talip olan bedbaht nefsim. Bilir misin neye benzersin? Şimdi nefsim sürekli dünyaya talip, ahireti unutuyor. Hem bu hayatı tatlı görüyor değil mi? Ayette ne diyordu? Vemel hayatı dünya illa metahul gurur. Bu dünya aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. İnsanları oyalar ve aldatır. Aldatıcı bir mekanizması var.
İşte nefsimiz de bu dünyaya talip. Halbuki bırakıp gideceğimiz garanti ya. Yani düşünsene, bir süre sonra terk edeceğim bu diyara bu kadar talipsin. Bu kadar yatırım yapıyorsun ama bırakıp gideceksin. O mezarlıklardaki boş yerlere sıradaki yerleştirilecek kişi sensin. Biliyor musun neye benzersin diyor? Deve kuşuna benzersin. Deve kuşuna. Deve kuşu metaforunu bilmiyorum, duydunuz mu? Başını kuma sokuyor. Zannediyor ki o avcıyı görmedi diye, avcı da onu görmeyecek. Ama sadece başı kumda. Bütün gövdesi dışarıda. Avcı onu görüyor ve vuruyor. Biz de aynı böyleyiz. Dünya kumu başımızı sokuyoruz ama zannediyoruz ki ölüm bizi görmeyecek. Biz dünyaya daldıkça, dünyayla meşgul oldukça, dünyayı konuştukça zannediyor muyuz ki ölüm bize gelmeyecek? Hiç ölümü konuşmayalım. Belki işte ne bileyim canlı yayını görenler geldiler, girdiler veya bunun video halini izleyenler girdiler. Ölümden bahsedildiğini görünce çıkıp gittiler. Ölüm meselesini konuşmak istemediler. Ölümü anmak ve hatırlamak istemediler. Her gün bu dersi okusak gene kafi değil. Gene yetmez. Ölüm meselesini her an hatırlasak gene yetmez. Etmez. Sürekli meşgul olmak, sürekli hatırlamak bu kadar yeter diyemeyeceğimiz bir hakikat bu. Biz de işte deve kuşu gibi başımızı kuma sokuyoruz ama koca gövdemiz dışarıda adeta. Dünya kumuna başımızı sokuyoruz ama ölüm gelip bizi vuruyor. Ne bir saniye ileri ne bir saniye geri. O takdir edilen saniyede gelip seni vuruyor. İstersen o tarih gelene kadar hiç ölümü düşünme. Bir faydan karın var mı? Hayır. O sana kesin gelecek olan akıbete bari hazırlık yapmak adına onu konuş. Onu düşün, onu anlamaya çalış. Ona hazırlık yap. Yoksa zarara uğruyorsun. Şimdi mesela Sefacığım, sana desek ki mesela lisede arkadaşlarım var. Herkes mesela bir yere pikniğe gitmişler. Sen bir de bir arkadaşın kalmışsınız burada. Sana deseler ki hadi seni de o pikniğe götürüyoruz diğer arkadaşlarının yanına. Gitmek ister misin, istemez misin? Herkes ister değil mi? O iki arkadaş da gitmek ister. Çünkü diğer bütün arkadaşları orada. E şimdi başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün peygamberler, bütün evliyalar, tanıdığımız o büyük zatların hepsi kabrin öbür tarafında. Onlarla görüşmek için ölmek gerekiyor. Şimdi biz kabirden ürküp gözümüzü çeviriyoruz, korkuyoruz, bakmıyoruz. Hayır, ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak, dinle ne talep eder. Erkekçesin ölümün yüzüne gül. Bak ne ister. Bir dinle bakalım ölüm ne istiyor. Baksana bu şehri yüzlerce defa kabristana boşaltan ölüm hakikatinin hayattan ziyade istediği bir şey var. Sadece hayatımızı istemiyor ölüm. Başka bir şey istiyor. Bizden ölümü anlamamızı istiyor. Ahireti anlamamızı ve çalışmamızı istiyor. Kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet oradadır diyor. Gideceksiniz bir kendinize gelin diyor. Sadece bu dünya için yaratılmış olmadığınıza bütün aza ve cihazatınız şahittir. Şöyle bir bakın kendinize. İşte insan ne diyor? Ey nefsim deme, zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayatı prestij eder, derdi maişetle sarhoştur. Bunu söyleme. Hani herkes böyle abi. Bütün herkes dünyaya dalmış. Bütün herkes gaflete düşmüş deme. Çünkü ölüm değişmiyor. Firak, ayrılık, bekaya kalp olup başkalaşmıyor. Aczi beşeri, fakri insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Allah'ın emirleri de değişmiyor, senin acizliğin, fakirliğin de değişmiyor. Sen Allah'a muhtaçsın, hem acizsin, ölümlüsün, fanisin. Hem senin yolculuğun var, bu değişmiyor. Bunlar değişmeyen gerçekler. Ahireti nasıl kazanacağın ayetlerde, hadislerde, sünnette belli. Bunlar değişmiyor. Ya herkesin sevgilisi var. Demek ki bu asırda öyle herkesin sevgilisi varsa benim de olabilir. Bunun günahı kalktı. Böyle bir şey yok ki. Herkesin başı açık, demek ki ben de başımı açabilirim diye bir serbestlik yok. Allah bize ayetin öyle bir şey söylememiş. Herkes kılmazsa siz de kılmayabilirsiniz dememiş. 80 küsur ayette kılın demiş ama dosdoğru kılın demiş. Biz maalesef ben de herkes gibiyim diyoruz. Deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır diyor. Şimdi annem orada. Babaannem, dedem, büyük babam orada. Evladım Yahya orada. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada. Allah ile görüşmenin merci orası. O kapıdan, o eşikten geçilmeden Allah ile görüşülmüyor, mülaki olunamıyor. Öyleyse ölümden ürkelim mi, korkalım mı? Yoksa ölüme kavuşmak mı isteyelim? Annem gitti gideli, emin olun o alem benim için çok daha cazip bir yer. Dünyadan daha cazip bir yer. Öyleyse dostlar, bir insan başkasının tecrübesinden ders almak yerine başına gelmesi beklerse onun kadar büyük akılsız yoktur. Gelin şu benim yaşadığım imtihandan sizler de ders çıkartın. Kendi valideleriniz, kendi babalarınız, evlatlarınız vefat etmeden sizler o şuura ulaşın, kavuşun, geç olmadan doğru adımlar atmaya yönelik kararlar alın. Amelinize güvenmekten vazgeçecek adımlar atın. Allah razı olsun. El-Fatiha.